Yeri ve göğü yaratan sen, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren sen, futbolcularımıza sakatlanmadan ısınmayı nasip et inşallah. Teknik heyetimize ve teknik direktörümüze takıma düzgün taktik vermeyi ve sahaya 4-2-3-1 şeklinde yayılmayı bizlerden esirgeme yarab. Kalecimize 90'a giden topları bile bir panter gibi kurtarmayı, stoperlerimizin karşıdan gelen pozisyonları bozmasını ve mümkünse takım arkadaşlarına pas atabilmesini, sağ ve sol beklerimizin hücum varyasyonlarını bizden esirgeme ya Rabbül Alemin. Yine futbolcularımızın orta saha organizasyonunda başarılı olup topu ileriye taşımalarına esinler. Sağ ve sol kanatlarımızın muz ortalarını, ara paslarını bizden esirgeme ya Rab. Ve yüce Rabbimin yani sizin biz aciz kullarına hediyesi olan forvetimize asist yapmayı ve mümkünse gol atmayı bizlere vahşet ya Rabbi. Son olarak, vallahi son, bu son. Hakemimize maçı adil yönetmeyi, fair play'i sağlamasını ve ben dahil milyonlarca taraftarımızı daha fazla günaha sokmamasını sizlerden rica ederiz. Amin. Amin. Kardeşim sen neredesin? 2 saattir maç bitecek. Ne yapıyorsun duşta bu kadar saattir ya? Saatler olsun kardeşim. Sağ olun da maçı bende mi izliyorduk? Hatırlamadım. Sercan'ın annesinin dizisi varmış. Evde izleyemedi. Ben de mekana geçiyordum. Geçerken uğradım. Hmm. Hani maçı izliyorduk? Vallahi ben önümdeki maçlara bakacağım kardeşim. Hadi size iyi seyirler. İyi bakalım. Bu da kendi Müslüman ha. Kunduz. Bir şey içer misin ya? Yapayım mı çay, kahve bir şey? Ha? Ya. Abi. Hayırdır senin canın bir şey mi sıkkın ya? Yok ya, düşünüyorum öyle. Ya bir şey soracağım sana. Sor. Sence aşık olmak için ne gerekir? Kadın. Yok yani. Bir kadın da seni ne heyecanlandırır? Kadın olması. Lan yok lan. Bir kadın da diyorum ne heyecanlandırır seni? Hangi yönleri etkiler? Doğallığı, samimiyeti. He. Kadınsılığı. Şart ya. Sormadım farz et. Hayır yani kanka. Yani sen nişanlı adamsın. Aşkı sen bilmeyeceksin kim bilecek ya? Değil mi? Orospu. Eliz. En yakın arkadaşının nişanlısına sarkıyor şu orospu. Bütün sinirlerim bozdu. Genel dilim acaba yasak bir aşk mı var sorularını akla geçirdi. Terbiyesiz. Böylelerin cümle aleme rezil edeceksin. Çıkışta kameraların... yani. Hak ettiği bu çünkü. Yüzüğün nerede senin ya? Aa! Yüzüğüm nerede benim? Ay bilmiyorum ki bu zaten tam benim parmağım oturmamıştı. Allah kahretsin düşürdüm bir yerde kesin. İnanamıyorum ben sana şu anda ya. Ama bir dakika dur kaybetmemişsindir. Sen buraya koyuyorsun ama genelde. Ya Irmak arama şimdi o burada değildir ya. Ben ofiste falan masama falan düşürdüm ne yaptım bilmiyorum onu. Bakma hiç boşuna. Burada değil bence o. Ben onu ofiste masamda falan bir yerde düşürmüş olabilirim. Gidince bakarım yarın. Tamam mı? Ya bak arama hakikaten arama. Sen bize bir kahve yapsan acayip sinirlerim bozuldu için biraz rahatlarım. Olur mu? Evde değildir o. Evde değildir o. Beyefendi müsaade eder misin? Beraber ediniz. Öyle mi? Kusura bakmayın. İyi eğlenceler. Vallahi çok sağlam prodüksiyon. Ne kadar verdin bu adama sen? Nasıl? Ne prodüksiyonu anlamadım. Hani sen güya kötü adamın elinden beni kurtardın ya, biz buna şey diyoruz, bir çeşit kahramanlık numarası. Hayal dünyanda bayağı güzelmiş. Dün geceleri hatırlıyorum seni. Öyle yardıma ihtiyacım var gibi de uğradım sadece. Sen Eliz'in arkadaşı değil miydin ya? Beren, pardon Beren. Ya evet Beren. Seninle evi dur hatırlayacağım. Hatırladım. Kuru sıkacağım.
Ne bu agresiflik anlamadım ki yani. Bilmeden daha önce kalbini falan mı kırdın sen? Bedboya bak ya sen, kalbimi mi kırmışmış? Haklı çocuk, sen sadece benim hevesimi kırabilirsin. Yani böyle ayarlamalara, böyle prodüksiyonlara hiç gerek yok. Hala prodüksiyon diyor ya. Kafanda konuşsun kızım sen. Kendini hiç boşa yorma kuru sıkıcancığım. Çünkü biz seninle yattık. Ne? Nasıl ya? Ne zaman yattık? Ben ne hatırlamıyorum hiç. İşte insan beyni böyle kötü tecrübeleri siliyor biliyor musun? Hiç canım, iyi eğlenceler sana. Hadi.